Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golvan.com'un ve Kayseri Özel Ümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Hani Şener Şen diyor ya, bilin bakalım ben neredeydim diye. Ee, siz de bilin bakalım ben neredeyim arkadaşlar. Tahmin edin videonun en sonunda bakalım kimler doğru tahminde bulunuyor. Çok geçmeden hemen Fenerbahçe videosu çekmem lazım çünkü bir de burada düğün olacakmış akşam. Bakalım nasıl düğün olacak. Stefano Pioli Fenerbahçe'yi üzen haberi vermiş. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Rade Kuruniş ile ilgili Fenerbahçe taraftarını yasa boğan o açıklamayı yapmış. Şu anda birçok Fenerbahçe taraftarı İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nden atlamaktaymış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yani Milan teknik direktörü 4-1 kazanan Torino maçının ardından konuşmuş. Takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili bir soru sormuşlar Kurun için. O da Radekurniş takımda kalacak demiş. Ee, biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Yani ne diyoruz? Hocam çöp diyoruz. Yok onu demiyorum. Biz buna ne diyoruz? Mustafa Hoca yine bildi diyoruz arkadaşlar. Bizim MHC'nin projesi. Ben dedim. Beklemeyin bu arkadaşı. Dedim mi? Yani dediğime geldiniz mi? Geldiniz. Ha şunu da söyleyeyim. Beğenmem, beğenmekten, beğenmemekten falan filan değil. Ben duyumlarla konuşurum duyun bana ne diyorsa ben onu belirtirim arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın beni. Şimdi bir diğer haberimiz Fenerbahçe'de sıradaki yolcu Emre Mor. Seri A ekiplerinden Kegliari. Kegliari Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan Emre Mor'a talip oldu bak. İfadelere dikkatli bakarsanız arkadaşlar. Haber asparagas geliyor insana. Bak Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan. olan adam sakat sakat. Kalbi sakat olmasın hocam. Bence de kalbi sakat olmasın. Fenerbahçe'de büyük, Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ancak kadroya girmekte zorlanan Emre Mora İtalya'dan Serie A takımı Cagliari transfer teklifinde bulundu diyor. 6,5 milyon euroluk teklif çizme temsilcisinin genç yıldız için Fenerbahçe'ye 6,5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Menajeri İtalya'ya gittiği bu on servis geliri 65 milyon euroyu geçecek eğer Emre orada giderse. Peki Fenerbahçe'deki rakamları ne? Geçen sezon Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye geldi. 26 yaşında. Lig Avrupa ve Türkiye kupasında toplam 41 maça çıktı. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırıp 3 de asist yaptı. Arkadaşlar 41 maça çıktı. 40 kere 90, 360, 90 daha 360. Aa 3690 da oynamış hocam. Bayağı oynamış diyeceksiniz ama bakın rakamlar hemen hemen yarısı kadar. 2025'e kadar sözleşmesi var. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Amma meraklıymışsınız Fenerbahçe futbolcusunu satmaya. Yani amma meraklıymışsınız. Ya ben videonun sonunda konuşayım ya duyumlara. Bak haberi duydunuz. Haberi duydunuz. Videonun sonunda konuşalım. Fenerbahçe'den Perez kararı. Fenerbahçe yönetimi sürekli sakatlık yaşayan Luan Perez'den kendine takım bulmasını istedi diyor. Bak haberin sunuş şekli öncelikle çok yanlış. Oradan girelim. Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna kattığı Luan Perez ile yollarını ayırabilir. Olabilir. Sarla Acivert yönetim sık sık sakatlık sorunu yaşayan Brezilya stoperden kendisine kulüp bulmasını istedi. Şimdi yollarını ayırabilir ama kulüp bulmasını istedi. E bu ne? Tezat. Ulan madem yollarını ayıracak o zaman bilir değil ki ayıracak. Perez'in ayrılması durumunda Fenerbahçe'de stoper transferi gündeme gelecek. Fenerbahçe Perez'i geçen sezon Marsilya'dan 5.2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 23 maça çıktı bir de gol sevinci yaşadı. Şimdi diyorum ya size bir abeslik var. Ortada bir abeslik var. Çok ciddi bir abeslik var. Ama çözemiyorum. Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye mektup. Dediğim gibi en sonda konuşacağım, merak etmeyin. Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ya çiftte standart isyanı. Bakın çiftte standart isyanı. Hani mesela ben taraftar olarak şunu soruyorum ya arkadaş bizim Samsun maçında Nizami golümüz verilmedi. Nizami ya. Nizami Tertemiz golümüz verilmedi. Bunun hesabı sorulacak mı diye çok merak ediyordum. Şimdi Beşiktaş Kulübünden sonra Fenerbahçe Kulübü de yani Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koçla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiye bir mektup yazarak hak dallası şikayet etti. Şimdi kimdir bu dallama şey dallas dallama nereden çıktı? Bu hak dallas hakemlerin eğitmeni danışmanı yalnız ortada bir şey var hakem şerefli olur hakem namuslu olur hakem kuralı söyler saha içerisinde heyecanlanır hata yapabilir hepimiz yapabiliyoruz. Ya bir dilim sürtse hani bir ananı desem ortalık 56 olacak. Bu olabilir. Canlı yayınlarda mesela. Ya yapabilir miyim? Ben de yapabilirim. Herkes de yapabilir. Yani birçok vaka yaşanıyor. Mesela bir fenasi vakası var. Yaşanıyor yani. Olmaz diye bir şey yok. Herkes yaşayabilir. Ama düşüne düşüne sahtekarlık yapıyorsan o ayrı. Şimdi Fenerbahçe'de hakemlere isyan bayrağını açtı. Henüz ikinci hafta maçları oynanmışken Sarılı Hacıvertliler de Futbol Federasyonu'na mektup gönderdi açıklama talep edildi. Başkan Ali Koç imzalı mektuba Merkez Hakem Kurulu MHK eğitmeni Hak Dallısın Süper Lig'de görev yapan VAR Avar hakemleriyle geçen günlerde yaptığı video konferansın içeriği neden oldu. Edinilen bilgiye göre Dallıs bir toplantıda Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçında hakemi alkışladığı için ikinci sarı kartta ihraç edilen Maksim'in pozisyona ilgili tolerans gösterilebilirdi demiş. Ulan bu ne karaktersizlik. Bu ne karaktersizlik, bu ne onursuzluk? Ya siz daha geçen gün demediniz mi kardeşim? Siz daha geçen gün bas bas bağırmadınız mı? Sıfır tolerans, hadi git durma, yüreğim soğudu, yakamam bir daha demediniz mi? Siz demediniz mi ya arkadaş hakemlerin bir şerefi var diye? Varmış yani size göre. Şerefi olduğunu düşünüyorsunuz hakemlerin. Şimdi şerefi olan hakemlere karşı koruma amaçı gidiyorsun. Okey olabilir ama burada da diyorsun ki böyle böyle. Şimdi Ali Koç mektubunda size yapılan hareketlere sıfır tolerans gösterin uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Abdülkadir Bitigene kuralı doğru uygulamasına rağmen oyuncuyu idare etmeliydin denmesinin hakemleri yönlendirme olduğu mektupta dile getirildi. Ben bir de şunu söyleyeyim: Allah Fenerbahçe düşmanı hakemlerin bin belasını versin, gebersinler sabaha çıkamasınlar dediğim zaman en çok kendine Fenerbahçeli izlenimi veren arkadaşlar diyor ki hocam bela okumaz seni bulur. Ne yapayım arkadaşlar mesela gidip evini mi bombalayayım? Ben yani ne istiyorsunuz? Ne yapmam lazım mesela? Hani hakkımı aramak için ne yapmam lazım? Hocam bırak Allah'a bıraksın. Siz inanıyor musunuz Allah'a? Siz Allah'a inanıyor musunuz? Bir kere bir beddua etme diyen kişilerin ben Allah'a inanıp inanmadığını da şüpheliyim. Kardeşim ben inanıyorum. Benim yaratıcım mutlak hüküm sahibi, adalet sahibi. Hani elbette hesap gününde hesabı görecek ama bu dünyada da görebilir. Ben yaratıcımdan ya yaratıcıma sığınıyorum artık ya. Yani yeter diyorum şurama geldi diyorum. Artık sana sesim gelsin diyorum. Sen duy sesimi diyorum. Çünkü insanlar sesimi duymuyor diyorum. Yorumlara bakıyorum bet dua etme. Sen bet dua et için kanaldan ayrılasım geliyor. Defol git Allah belanı ve senin de Allah belanı versin. Defol git. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor ya. Ya siz şeytan olmuşsunuz o zaman. Kardeşim bak bu bugün bize yarın Galatasaray'a. Yarın Beşiktaş'a. Yarın Trabzonspor'a. Bak Rize Spor tarihinde ikinci kez Trabzonu Trabzon'da yendi. Neyle yendi? Şikayetle yendi hocam diyebilir misiniz? Kafanız buna basar mı? Diyemezsiniz. Zannetmiyorum diyebileceğiniz. Diyemezsiniz abi. Ben burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaş, hakeme Fenerbahçe maçında tolerans edebilirdin demek şu demek. Fenerbahçe'nin rakiplerini kollayın. Bırakın Fenerbahçe kazanmasın. Fenerbahçe kazanırsa başınıza iş alırsınız demek istiyorsun. Açık net bir şekilde mesaj. Ne alakası var diyen varsa süzme gerizekalıdır. Beynini aldırmıştır. Yani beyin ameliyatıyla beynini aldırmıştır. Ne alakası var diyorsa. Anlatabiliyor muyum? Şimdi doğru karar veren bir hakemin eleştirilmesinin gelecek maçlar için hakemlere başka takım olursa sıfır tolerans gösterin. Fenerbahçe söz konusu olursa idare edin mesajı taşıyıcı hatırlatıldı. Mektupta iki vurgu daha var. Yapay zekaya müdahale. Başkan Ali Koç Serkan Tokat'ın maçlarında ilk hafta var. ikinci haftada da avar olmaz olarak atanmasının yapay zeka teziyle savunulamayacağını belirtti. Şimdi Serkan Tokat diye bir arkadaş var. Ben bu cümleyi kolay kolay bir insan evladı için yapmam ama trafik kazası geçirdi. Öldü deseler sevineceğim artık. Yemin ediyorum sevineceğim. Bir insan Fenerbahçe düşmanı bu kadar olamaz. Bak sevmeyebilirsin. Ya kardeşim ben de sevmiyorum. Ben de Galatasaray'ı sevmiyorum. Beşiktaş'ı sevmiyorum. Eğer Galatasaraylı diye Beşiktaşlı diye oyuncuma şeyimi öğrencime ya da hayatımdaki insanlara hani elimde yetki varken sadece Galatasaraylı diye puanını kırıyorsam, notunu çalıyorsam Allah benim de belamı versin. Ya da Fenerbahçe diye bunu kim yapıyorsa Allah onun da belasını versin. Bu hareketi savunan kim varsa Allah onun da belasını versin. Hocam çok bela okudun diyen varsa onun da Allah belasını versin. Ya ne yapayım arkadaşlar nereye sığınayım kime sığınayım kime sesimi duyurayım. Bu Serkan Tokat benim şeytandan nefret ettiğim kadar Fenerbahçe'den nefret ediyor. Hani bir Müslüman ne yapar? İbadet yapar ki şeytana karşı hani 1-0 öne geçeyim. Hani maçı uzatmalara taşıyayım. 90 artıda belki bir gol bulurum falan filan diye. Bu arkadaş, bu arkadaşın şeytanı Fenerbahçe. Ya yönettiği her maçta mı skandal olur? Her maçı skandal. Ha Samsun maçı ya. Ya Fenerbahçe'den top rakibe geçmiş, rakip kontrol etmiş, atak başlangıcına başlamış. <laughs> Yetmemiş. Bir daha kontrol etmiş. Fenerbahçe topu almış. Gol atmış. Offside mi? offside yok. Dırt offside. Bak Tadic'in asist yendi. Fred'in gol yendi. Açık söyleyeyim size bu kitapsızlıktır. Bu dinsizliktir. Bu Allahsızlıktır. Bu ya hak yemektir bu ya. Ya, Müslüman bunu yapmaz. Serkan Tokat sen bunu yaptığına göre nasıl Müslümanım diyorsun ya. Ya her maç mı yapılır? Bak bir maç yaptın her maç mı yapılır ya? Fenerbahçe'nin yönettiğini her maç mı yapılır? Ya size Kur'an-ı Kerim yerine Galatasaray kitabını falan mı okutuyorlar ailede? Hani bak bizim dini kitabımız budur. İşte Kur'an'da şeytan düşman diyor, bizim kitapta fener düşman mı diyor. Ne diyorlar size ya? Ya bu nasıl bir düşmanlıktır ya? Bu nasıl bitmeyen bir kindir? Lanet kindir ya. Abi. Bak Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı var. Diyor ki vatanını en çok seven ona hizmet edendir diyor. Vatanına en çok hizmet eden o milletin efendisidir. O yüzden köylü milletin efendisidir diyor. Biz ne yapıyoruz? Köylü milletin efendisidir alıyoruz. Öncekini de al. Ben size söylüyorum vatanını en çok seven vatanına en çok hizmet edendir. Doğru. İşine hile hurda karıştıran vatan hainidir. Ya milyonları etkiliyorsun. Milyonlarca kişiyi etkiliyorsun ya. Ya bir golle belki şampiyonluk el değiştirecek. Belki başka bir şey olacak. Bir gol ya. Şimdi ikincisi offside kararı çok yanlış. Mektupta iki maçtaki yanlış hakem kararlarına da değinildi. Gaziantep Futbol Kulübü maçında Nizami penaltıya varın hatalı şekilde karıştığı vurgulandı. Samsun sınavında ise Fredin golüne verilen ofsayt kararının izaha muhtaç olduğu belirtildi. Bunu bir izah edin bize demişler ya. Bunu bir iz bize izah edin. Ben Ali Koç'un yerinde olsam şöyle bir cümle kullanırım. Eğer böyle bir golü Galatasaray atar. Sayarsanız Oma bu mektubu okuyan herkesin bütün gelmişini, geçmişini yemin ediyorum yaparım ya. Yemin ediyorum vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Derim ki bak bu mektubu size gönderiyorum. Bana bunun açıklamasını yapıyorsunuz. 1. Gol hatalıysa saydırın arkadaş. Ne olacak? Samsun Cephesi için ne olacak? Ha 2-0 yenilmiş, ha 3-0 yenilmiş. 1. Gol hatalı değilse golün iptali. Bana anlatın. 2. Gol hatalıysa saydırın. 3. Gol hatalı değil ama saydırmıyorsunuz. Eğer bundan bir takımın lehine daha olursa ben de sizin 7 cettinize bilmem hani sayarım. Ve bu mektubu da sosyal medyada herkeste paylaşacağımı da belirtirim derim. Al sana bir kaya. Nerene dayarsan daya. Ya efendilik, insanlık, adamlık. Yok bunlar bunlar insan mı ki ya? Bunlar Fenerbahçe düşmanı ya. Bunlar kemirgene dönüşmüş ya. Bunlar dediğim kastettiğim bir yapı. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engellemeye çalışan bir yapı sürekli üstümüzde olan bir yapı. Sen Messi'lere Neymar'lara getirseni şampiyon yapmazlar dedirten yapı. Ama Allah'ın da bir hesabı var. Yani Allah'ın da bir hesabı var. En sevdiklerinizden çıkarır ben size söyleyeyim. Ya bu lafı bu lafı hocam inanarak mı söylüyorsun? İçinden gelerek, beddua ederek mi? Hayır abi. Bu lafı uyarı için söylüyorum. Allah'ın da bir hesabı var. Ben şunu söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi'ye gram inanmıyorum. Gram yani gram dürüst bir insan olduğuna inanmıyorum. Gram Allah'tan korktuğuna inanmıyorum. Hakemlere inanmıyorum. Hakemlerin hani e, insani vasıflarının gittiğini gittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe düşmanlığı yapacağız diye çığırından çıkarttıklarını düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Ve bu yani bu bunu kimseye yakıştırmak istemem ama yani Allah'tan korkmak yerine kişilerden korkmaya başladığınızı düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Ha bu da sizin için çok önemli değildir. Neyse. Fenerbahçe'de 5 isim daha yolcu. Fenerbahçe 33'e kadar düşen kadrodaki futbol sayısını 28'e düşürmek zorunda. Bu nedenle 5 isim daha takımdan gönderilecek. Şimdi sirkülasyon kaç oldu biliyor musunuz? 30'u geçti. Yani kimsenin konuşamadığı dönemde konuştuğum oldu maalesef. Maalesef demeyeyim doğrusu oldu. Şimdi 5 kişi daha gönderilmek zorunda. Kadrodaki 16 yabancının yeni bir takviye yapılmadan dahi en az ikisi gitmeli. Şimdi en az ikisi gitmeli. Mesela ilk bilet Crespo'ya kesilecek. Joshua King de sırada diyor. Hocam bak şimdi bu mantığa göre gidersek zaten 5 kişi dedik. Ee, kim vardı? Luan Perez 1. Emre Mor 2. Yani bu videoda konuştuğumuz için söylüyorum. Başka kimseyi konuştuk mu? Yok. İşte e, bunları da dahil edelim hocam. Yani Joshua King'i de dahil edelim. Crespo'yu da 4 yaptı. Devam edelim. Emre Demir lisansı çıkarılmayan Omar Fahit kiralanacak. Şimdi bizim herhangi bir maddi sıkıntımız yok. Galatasaray mesela o Teten'in lisansını çıkaramadı. Çünkü FIFA ile davalıktı. Ukrayna federasyonu göndermemişti. Sonrasında göndermişler ki çıkartmışlar, oynattılar. i̇nşallah göndermemişlerdir. Öyle kafasına göre oynatmıştır diyeceğim ama yani UEFA öyle lisanssız futbolcuyu oynatmaz. Keşke öyle bir şey olsa. Yani bir 70 yıl ceza yerler. Keşke öyle bir şey olsa ama demek istediğimi anlayın. Biz Omar Faydin lisansını çıkarmıyorsak bu gideceğinden dolayıdır. Yani tekrar lisans ücreti yatırılmasın diyedir. Emre Demir'e de biz oynayabileceği kulüp bakıyoruz. Burak kapacak ve Nazım Sangare ise satılacak diyor. Tam olarak böyle olmuyor işte. Burak kapacağı Süper Lig'den talip var, oynama garantisi vermiyor. Nazım Sangare'ye Süper Lig'den bir talip var. Bon servisini verin bize diyor. Biz tamam diyoruz. Para bile istemiyoruz. Ama Nazım Sangare efendi çıkıyor insan üstü bir para istiyor. Yani Nazım Sangare'nin yıllık 1,5 milyon euro isteyecek bir vasfı yok benim gözümde. Ama şimdi bu videoda ne oldu? Emre Mor gidici, şey, pardon, Crespo gidici bir, Joshua King 2 dedik. Nazım 3, Burak Kapacak 4, Omar Fahiyet 5, Emre Demir 6. Arkadaşlar 6 kişi kesin gidecek mi sizce? Bence gidecek. Yani Crespo 1, şu akin 2 Emre Demir kiralık gönderme çalışıyor. de kadroda kalır. Yani Arda Güler gibi kadroda kalır. Kadroda pişer. Omar Fayet gidecek. 3. Burak kapacak. 4. Nazım Sangare 5. Luan Perez için şunu söyleyeyim. Arabistan'dan 9 milyon euro teklif geldiği bana iddia olarak belirtildi. Ah keşkem 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 doğru olsa dediğim bir olay. Keşke doğru olsa. Ama şunu da söyleyeyim. Hiçbir sakatlığı yokken sakat diye oynatılmaması bende Hadi inşallah dedirtiyor. Hadi inşallah. Emre Mor için ya ben kulüpten soruyorum. Bak 8 milyon euro teklif gelecek dediler. Bana gelmedi. Şimdi 6,5 gelecek diyorlar. Ben 8 gelecek denilmiş bana. Gelmediyse 6,5'a inanmam bile. Anladınız mı demek istedim? İnanmam yani. O yüzden siz de inanmayın. Gerek yok. Gerçekten söylüyorum gerek yok. Ee, ve Son haberimiz. Aslına bakarsan son haber demeyin. Bu bir yorum haberi. Bu kısa bir haber. Burada e, subliminal bir duyum vereceğim. Lütfen alıcılarınız açık bir şekilde dinleyin beni. Bak alıcılarınız kapalıysa bir sakinleşin sonra tekrar dinleyin. Fenerbahçe'de 8 artı 3 matematiği. Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sonrasında artı 3 yerli için planlar yapılıyor diyor haberde. O sahi kulübeye gidecek. İsmail Yüksek ya da Mert Müldür lig maçında oynayacak. Sizce böyle mi olacak? Bence böyle olmayacak. Bence böyle olmayacak. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ee, İsmail Yüksek yani subliminal duyumlar vereceğim bir kez daha hatırlatayım. Çünkü 50 kere de desem hocam nerede duyum verdin biz anlamadık diyen arkadaşlar çıkıyor. Anlamadıysanız o sizlik sıkıntı. İsmail Yüksek istediği kadar iyi oyuncu olsun. 70 güven veriyor. Hani %100 güven vermiyor. O yüzden oraya kütürü kere gibi bir altı düşünülüyor. Ee, ben 2 Eylül tarihine odaklanmanızı isterim açıkçası. Yani matematiksel ama yani 2 Eylül diyelim. Artı o Mert Müldür. Ferdi Osterbol'de sağ bek sol bek tandemi okey. Ama stoper tandeminde ben Luan Perez'in gidici olduğunu düşünüyorum. Bir Türk daha gidici olacak diye düşünüyorum. Bence bir tane de bir stopere isim alacağız. Ee, hatta bence demeyim. Bugün itibariyle %60 alacağız. Yani Serdar Aziz Samet'e kaydından belki biri, belki ikisinden birden çıkabiliriz. Ee, ben hatırlatmış olayım. Burayı da geçiyorum. Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneği Livakovic'te sona erdi. Bir problem baş gösterdi. 8 artı 3. Altay Bayındır resmi kapı açıklaması gelecek arkadaşlar. İrfan Can Eğribayat, Harun Tekin, Berke Özel gibi isimlerle sahaya çıkan, bu sayede rahat eden Fenerbahçe artık artı 3 için daha dikkatli hareket edecek. İsmail Kartal'ın kafasındaki ilk 11'de Ferdi Kadıoğlu'nun yeri garanti. Burada okeyiz değil mi arkadaşlar? Okeyiz. Şimdi sağ kanatta Cengiz Ünder oynayabilir. Doğru. İrfancan kahveci oynayabilir. Doğru. Emre Mor oynayabilir. Doğru. Sağ kanadımız da Türk. Burada da hemfikiriz arkadaşlar. Etti ki. Yani Ferdi artı Cengiz diyelim. Ana tandemde. Peki üçüncü isim kim olacak? Ya orta sahada İsmail Yüksek oynayacak. Ya Mert Müldür oynayacak. O sahayı Samuel kulübeye çekilecek. Şimdi o kulübeye çekilmesi de mantıklı değil. Çünkü bu kadar hızlı bir oyuncu. Hızından yararlanman lazım. İster misiniz bir stopere kütür kütür bir Türk alalım. Kuralı oradan delelim. İster misiniz artı 3 kuralı artı 2'ye düşsün? Yok. Ben özellikle Galatasaray'ı merak ediyorum. Şimdi rakibimiz işte TT Zanyol, Zanyolo, gitti gerçi. TT daha işte e, Hakim Ziyek falan son dönemde hep Hakim Ziyek sağ kanatta oynadığı için diyorum yanlış anlaşılmasın. Kanat transferleri yaptılar. Ama Türk orta sahada Berkan'dan taraftar 7-24 küfür ederek bahsediyor. E, Kerem Aktürkoğlu bu sene kulübü sattı gibi oynuyor diyorlar. Maaş skalası falan filan. Biz deyip göreceğiz. Fenerbahçe'de sürpriz bir stoper transfer olabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Türk, gurbetçi e, kütür kütür Ahmerit Demiral gitmeseydi şu kadroya yemin ediyorum cuk diye otururdu. Düşünsene bak. Verdi, Meri işte Bekao, Osa'yı Sağda da Cengiz. Bitti. Ama olmadı. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Pek yakında arka arkaya bir gün içerisinde iki tane kap haberi alacaksınız. Muhtemelen ikisi de giden olacak şekilde. Üç vakte kadar diyeyim. Siz belki 48 saat, belki 72 saat olarak algılayın. Belki 24 saat olarak algılayın. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bursa Gemlik'ten herkese selamlar olsun. Bursa Gemlik Vera Palace Otel diye geçiyor burası. Bakabilirsiniz internet sitesi var. Ben deneyimlerimi aktarmayı sürdüreceğim. Görüşmek üzere.